Arkadaşlar selam. Tanıştırayım. Amortisör. Aracın en hayati parçalarından bir tanesi, konfor unsurlarından bir tanesi amortisör. Çok da pahalı parça arkadaşlar ve sık sık da arızalanabilen bir parça. Amortisör tamiri yapılıyor mu? Yapılması mümkün mü? Yani böyle pahalı bir parçadan tamir ederek yırtabilir miyiz? Tamir edilebilir mi? Şimdi konuyu araştırdık. Konuyu anlatacağız. Amortisörler tamir edilir mi? Arkadaşlar yanımızda başaran amortisörden Kadir Usta'mız var. Kadir Usta bu işin piri. Şimdi bize amortisör konusunu anlatacak. Kadir Usta, önce amortisör nedir? Oradan başlayalım. İstersen nedir? Amacı nedir? Nasıl bir parçadır? Öncelikle merhaba. Başaran amortisörden Kadir Usta ben. Arkadaşlar şimdi elimizde gördüğünüz amortisör Renault Dacia Logan'ın amortisörü. Şimdi bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Aracımın amortisörü yağ kaçırmadı. Amortisörüm sağlamdır diyor. Elimde gördüğünüz amortisör hiç yağ kaçırmamış. Basıyorum yukarı çıkıyor. İçinde gazı da var. Ama ne oluyor biliyor musun? İç kanama geçirmiş gibi düşünün. Amortisör Selçuk'a düştüğü zaman içinde amortisörün sivapları var. Selçuk'a düştüğü için içindeki sivapları kırıyor. Evet. Keçesi patlamıyor. İçini kırdığı için yine amortisör yağ kaçırmıyor. Gazı kaçmıyor ama içini kırıyor. Yani bu demek değildir ki bir insanın ölmesi için illa kan akması gerekmiyor. Kalp krizinden de ölüyorsa bu da aynı şekilde. Bu kalp krizi geçirmiş, iç kanamayla gitmiş. Şöyle soralım. Araç sahibi nereden anlayacak? Nasıl anlayacak amortisörün bozulduğunu? Ya amortisörün bozulduğunu nasıl anlar? Amortisör yağ kaçırdığı zaman araba zaten fazla esnemeye başlar. Evet. Frene bastığı zaman bir taraf fazla çöker. Evet. Ses yapmaya başlar. Amortisörün sesi biraz daha farklıdır zaten. Lokurtu yapar. Çukurlarda hemen belli eder kendini. Aynen. Lokurtu yapar. Şimdi biz sadece bir de amortisör tamirinden öte araç yumuşatma bir de sertleştirme yapıyoruz. Mesela ticari araçların Ducato vesaire araçların yumuşatmasını yapıyoruz. Bu arabalar fabrikadan ticari olarak çıktığı için, ticari amaçlı kapalı kasa çıktığı için bunları amortisörün %50 yumuşatıyoruz. Evet. Spor tipi isteyenlere çok mesela bazı araçların orijinal amortisörü yumuşaktır. Evet. Onları sertleştiriyoruz. Hani sadece amortisör tamiri değil. Hepsi yumuşatma, sertleştirme, düşürme, kaldırım hepsi mevcut. Aynen. Peki şimdi amortisörle ilgili şunu soralım biz. Fiyat konusunda gerçekten avantajlı mı? Yani sıfır fiyatı ile tamir edilmişin fiyatı ne kadar farklı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten sıfır amortisör ile tamirin fiyatı yakın olan araçları biz yapmıyoruz. Evet. Diyoruz ki yenisi daha makbul. Yenisi biz tamiri farzı misal 150 yapıyorsak, 0'a 200 milyonsa biz diyoruz ki abi git yenisini al. Evet. Gerek yok. Hani bu ama demek değil de... tamir edilecek derecede yüksekse fiyatı... Bak şunu da söyleyeceğim. Bak, nereye geleceğim? Şimdi biz 150 TL'ye amortisör tamiri yapıyoruz ama... Şimdi Çin malı adam amortisör yapmış. Bu amortisör orijinal amortisör. Bunun kovan gövdesi evet. Kaç milim? Evet. Bu sacın 3 milim. Evet. Adam buna Çin malı amortisör yapmış. Kovan gövdesi 1,5 milim. Evet. Bunun fiyatı sıfır fiyatı bizim tamirinin daha altında. Evet. Ama müşteri aslında ben bunu takmıyorum. Çünkü arabayı kaldırma bile vursa amortisör yamuluyor. Evet. Ha bu demek değildi ki ya yenidir. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla sen müşteriyi yönlendiriyorsun yani bunu tamir edelim veya etmeyelim değil mi? Yani bak yani şunu demek istiyorum. Ben böyle müşterilere diyorum ki senin patlak amortisörünü hiç sökme daha evet. İyi. Evet. Anladın mı? Çünkü kalite hiç yok. Genelde hangi araçlar talep ediyor amortisör tamirini? Ya VAK grubu. Evet. Ya biz hani ağırlıklı zaten biz VAK grubu olarak çalışıyoruz. Evet. Seat, Leon, işte Hyundai grupları vesaire. Amortisörün içindeki gaz ne işe yarar? Ben size onu anlatayım. Amortisörün içindeki gaz yağın köpürmemesini önler. Yağın köpürmemesi içindeki gaz. Ya kusura arabanın içinde yani yolda giderken amortisör gazlı olsun, fısır fısır esnesin. Böyle bir şey yok. Evet. Hani içinde mecbur yağ olacak, gaz olacak. Anladın mı? Bunu söylediğim için çünkü farklı bir şeyler söylüyor internette evet. İnsanlara. Gazlı, yağlı. Yani yağsız bir amortisör yok arkadaşlar. Aynen. Çalışma prensibi nasıl? Çalışma prensibi nasıldır? Yani araçın yol tutuşunu daha iyi. Mesela yumuşak amortisör arabayı yolda tutmaz. Büyük bir kamyonun yanından, otobüsün yanından geçtiği zaman tam mesela büyük aracı geçtiği zaman arabanın arkası şöyle bir atar. Yumuşak araçlarda süspansiyonu. Amortisör sağlamsa sertse asla atma yapmaz, savurma yapmaz. Hakimiyet fazladır. Dolayısıyla sen araçlar yumuşak amortisör mü tavsiye ediyorsun, sert amortisör mü? Şimdi şöyle söyleyeyim size bak. Fiat Linea aracın amortisörü grubunun çoğu araçlarının hepsinden serttir amortisörü. En sert amortisör Fiat Linea'da vardır. Ama Fiat Linea'nın yol tutuşu diğer araçlardan daha azdır.
Hani bu demek değil, arabanın yapı sistemi ona göre yapacak ama. Amortisör sert olduğu halde yine yol tutuşu yok. Evet. Volkswagen'in en yumuşak Opel'le Volkswagen'dir amortisör olarak. Ama yol tutuşu niye fazladır? Ön takım yayını ona göre ayarlamış. Ha bu demektir ki amortisörü sertleştir. Bazı araçlarda da konfor artar, şey yol tutuşu artar ya da yumuşak diye yol tutmaz diye bir şey yok. Arabanın şaseyle de alakalı bu. Evet. Aha. Çok güzel. Şunu sorayım. Araçlar buraya geliyor, amortisörle ilgili sorunları var. Siz ne yapıyorsunuz burada? Amortisörü söküyorsunuz ve aynen, tamiratına başlıyorsunuz. İşte bak, tamirat işlemi nasıl bir işlem? Bak ben size güzel bir soru sordum. Şimdi amortisör tamir derken, şimdi aracınızın motoru eskidi, doğru mu? Ne yapıyorsunuz? Sandık motor mu diyorsunuz arabaya? Ne oluyor? Gidiyor rektefede bir yerlere taş dönüyor vesaire, spobu sekmanı değişiyor. Aha aynı. Biz ne yapıyoruz? Tamire geldi şimdi, tamir derken biz amortisörün dış gövdesini düşün. Bu komple sökülüyor. Biz sadece içine çalışan kısmı komple değişiyor bu sistemi. Evet. Komple. Araçtan kullandığımız parça dış gövdesi. Evet. Hani tamir derken hani tutup da her şeyin tamiri yapmıyoruz. Keçesine varasıya kadar, yağına varasıya da komple bir sıfırlıyoruz bunu. Herhalde orada bir dış yüzeyi kalıyor. Dış yüzeyini de kullanmamızın sebebi de şu. Mili kullanıyoruz oradaki. Mili, yani bozuksa mili de değişiyor. Evet. Şimdi gövdesini kullanmamızın sebebi de şu. Evet. Gövde, orijinal gövdeler rot balansa girer, sıkıntı olmaz rot balanstan yana. Çünkü milimetriktir bunlar. Evet. Kalındır. Yan sanayi amortisörün, çin malı amortisörün gövdeleri incedir. Rot evet, balans tutmaz. Hele ki Honda'larda çin malı amortisör tak, arabanın lastik açıları değişir. O zaman çin malı takacağına tamir et daha iyi diyebiliriz yani değil hiç, mi? Yani hiç sökme falan daha iyi yani. Değil mi? O doğru, derece çünkü. Aynen. O derece. Yani şimdi aynen, amortisör tamiri yaparken 6 ay ticari araçlara amortisör tamirine garanti veriyoruz. Evet. 1 yılda hususi araçlara garanti veriyoruz. Evet. Peki şöyle soralım. Tamir etmek fiyat olarak gerçekten ne kadar tasarruf sağlar bize? Ya şimdi şöyle söyleyeyim sana. Bizim en düşük amortisör tamirimiz hani şu anda 130-140 lira. Evet. Hani 130 TL dediğimiz sıfır amortisörün fiyatı 350 TL. İççilik de içinde bunun bak. İççilik de içinde. O zaman çok güzel. Oo süpermiş yani o zaman. 70 TL, 80 TL içilik koy. Amortisör neredeyse bir daha gelir. Yani neredeyse 3'te 1 oranında, 4'te 1 oranında daha düşük rakamı yaptırabiliyoruz değil mi? Aynen. Bir de ben size armut takozu ne işe yarar onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar evet, bak. Şu amortisörün armut takozudur. Normalde burada durur. Tamam evet mı? Şimdi bu bizim nedir biliyor musunuz? Aynı ayakkabımız gibidir. Evet. Şimdi sert çukura düştüğümüz zaman bunu buraya takıyorsun. Sert çukura düştüğümüz zaman az önce size bir şey anlattım. Ne dedim? Bazı amortisör dedim yağ kaçırmaz. Ondan sonra gazı kaçmaz ama dedim patlar. Sebebi ne biliyor musunuz? Bu araç çukura düştüğü zaman çukura düşe düşe bunu parçalıyor. Evet. Ya da tamirciler sıfır amortisör değişirken bu işe yaramaz diyor. Bunu takmıyor. Bu amortisör çukura düşünce bu mil içeri kadar giriyor. Evet. Bak içeri kadar giriyor ya. Evet. Aynen şunu yapıyor bak. Arada bu olmadığı için evet, buraya kadar giriyor. Bitti. Kırdı. Kırdı. Evet. Heh, bu. Yani bunun görevi çok büyüktür. Amortisörün canlı bu. Evet. Amortisör koruyan parça bu. Evet. Bu olmazsa olmaz. Hani sıfır amortisör da taktırsınız. Bize de gelseniz, farklı bir yere de gitseniz. Tamircisi de ustanız. Bunu takmıyorsa bunu mutlaka taktırın. Evet. Bunu takmadığınız için sıfır amortisör alsanız garantiye dahi girmez. Araştırmaya gittiği için. Der ki adam bunun asfabını kırmışlar. Garantiye girmez. Bilginiz evet olsun. Çok güzel. O zaman amortisör tamirini arkadaşlar ben burada gözlemlerim tabii ki torna tezgahından kaynak makinesine kadar çok teferruatlı bir mekanizma var burada atölyede. Tamir edilmesi mümkün olan amortisörleri ben tavsiye ediyorum. Tamir edilebilir. Sonuçları güzel oluyor. Hatta ben kendi aracımda denemişim yani bunu. Kendi aracımda amortisör tamir edilmiş olarak kullandım. Defalarca kullandım bunu. Gerçekten de sıfırdan farksız bir noktaya geliyor değil mi hocam? Aynen yani öyle. Yani iç sistem zaten komple değişiyor. Ya yine diyorum şimdi aracınızın lastiği patladığı zaman sıfır lastik mi alıyoruz? Bir şey girdiği zaman. Evet. Ne oluyor? Bir tamire tadilat. Ya aynı şekilde zaten bunun iç sistemi komple değişiyor. Ben aracınızı tamir yaparken şunu yapmıyoruz. Senin amortisörün tamir yapıldı. Şimdi iki amortisörün patlak değil mi? Mesela usta diyor ki ikisi birden mecbur diyecek. Gerek yok. Hangisi olsa o yapılacak. Aynen. Çünkü aynen, biz amortisöre tamir yaptığımız amortisörün sertliğiyle de yumuşaklığıyla oynamıyoruz zaten. Birebir her şey orijinal. Çok güzel. Harika. Gerek yok. Biz hatta şöyle piyasa araştırması yaptığımızda böyle 2000 liraya, 3000 liraya, 4000 liraya kadar amortisörler vardı. Tabii ki eğirmatikli araçların, elektrikli süspansiyon araçların var. Mesela Range Rover, Porsche, Q7 onların eğirmatikli amortisörünü de yapıyoruz biz. Körükle amortisörlerini. Süper. Onları kesinlikle tavsiye ediyoruz. Zaten. Yani. Aynen. Yani. Kadir Ustam son olarak araçlarda süspansiyonu sertleştirme, yumuşaklaştırma, indirme, kaldırma işlemleri var. Bununla ilgili de bize bilgi verir misin? Şimdi, niçin yapalım? Yani biz bir aracı niçin yumuşaklaştıralım? Ya da niye sertleştirelim? Niye basalım? Şimdi arkadaşlar öncelikle işte aracımız Audi A4. Bu aracımıza yol tutuşu daha iyi olsun diye mesela aracı bastığımız zaman sadece maksat aracı basmak görüntü güzel olsun diye değil. Aracı bastığınız zaman yol tutuşu hakimiyeti her zaman için artar. Çünkü altına daha az rüzgar aldığı için yol tutuşu daha yüksek seviyede olur. Şimdi bu aracımıza hem
Soğuk pres yapılıyor. Yani soğuk presten kastımız şu arkadaşlar. Yaylarınızı kesmeden, ısıtmadan, herhangi bir yaylara zarar vermeden soğuk pres sistemi yaylarınız basılıyor. Evet. Basılan yaylar aynı işlemle geri eski haline çevriliyor. 3 yani santim, 5 santim kadar basılıyor. Yani yay sertleştiriliyor mu? Soğuk pres makinesiyle yay kısaltılıyor. Evet. Kesme ısıtma yok. Aynı işlemle yay eski haline çevriliyor. Çok güzel, harikaymış. Bu aracımızda soğuk pres sistemi yapılıyor. Ve amortisörün biraz daha yumuşak olduğu için amortisör sertleşme sistemi yapılıyor bu arabaya. Aklıma bir soru geldi Kadir Usta. Son soru olsun bu da. Aha. Amortisörle ilgili problemleri olan araçlar muayeneden geçebiliyor mu? O geçemez. Amortisörde yağ kaçağı varsa muayeneden araç geçemez. Ha şunu da söyleyeyim sana. Şimdi aracını arkadaşın 2 santim pres yapmışız. Muayeneden geçirmemiş. Adam tutmuş yağ kesmiş. Muayeneden geçiyor. O da onların inisiyatifine kalmış. Ona bir şey diyemem ama normal şartlarda bozuk amortisör muayeneden geçmez. Geçmez. Tamam, geçmez. Bu da önemli bir soruydu. Bu aynen. Peki arkadaşlar, biz Kadir Usta'ya teşekkür ediyoruz. Burası Başaran Amortisör. Sorularınız varsa lütfen danışın. En azından bilgi almış olursunuz. Teşekkür ederim Kadir Usta. Allah'a emanet ol. Verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun. Sağlıkla görüşelim.